Joker, Darth Vader, Thanos, Ultron, Voldemort, Loki, Ajan Smith, Tony Montana, Patrick Bateman ve çok daha fazlası. Bu saydığım isimlerin ortak yönleri nedir? Evet, kötü karakter olmaları. Yüzünü boyamış, değişik hareketler yapan deli bir insan tüm şehri yerle bir etmeye çalışıyor. Mor renginde kendini bir şey sanan bir titan, kendi keyfine göre masum insanları öldürüyor. Burnu olmayan birisi felaketler saçıyor. Bir robot Avengers'ı yok etmek istiyor. Sıradan bir insan etrafındaki masum insanları öldürüyor. Çok kötüler, inanılmaz kötüler. İnsanlar onları sevmiyor. Çünkü onlar kötüler. Ama neden? Onların kötü birer varlık olmalarındaki neden ne? Onları kötü olmaya iten durum ne? Onlar neden kötüler? İlk önce kötülüğü daha iyi anlayabilmek için kötülüğün tanımına bakmamız gerek. Kötülük, genellikle bencillik, cahillik, menfaatçilik ve ihmalkarlıkla ilişkilendirilir. Genel ve kısa bir tanım yapmak gerekirse, çevreyi ihmal etmektir. Etraftakilerden bağımsız olduğunu düşünmek, ötekileri fark edememek kötülüktür. Bu tanıma iyiliğin gözünden bakarsak, saydığım kötü karakterlerin gerçekten kötü karakter olduğunu düşünüyoruz. Fakat karakterlerin köküne, yaşadığı şeylere bakıp onlara empati kurduğumuz an, aslında kötü insanların onlar değil, onları kötü yapan insanlar olduğunu anlıyoruz. En basit örneği Joker. Arthur Fleck, sıradan bir insan. Her insanda olduğu gibi onun da kendine ait psikolojik sorunları var. Normal insanlar gibi işine gidip geliyor ve sorunlarıyla yüzleşmeye çalışıyor. Geçimini palyaçoluk yaparak sağlıyor. Bir rahatsızlığı var. Olur olmadık yerde kahkaha atma sendromu. En büyük hayali ise herkesi güldürebilen bir komedyen olmak. Fakat insanlar Arthur ile dalga geçiyor. Gündelik yaşantısında insanlar tarafından çokça eziliyor. Sanki her şey onun üzerine geliyormuş gibi hissediyor. Yapayalnız, kimsesiz birisi. Sadece ve sadece insanları eğlendirmek isteyen bir insan. Birçok insanda olduğu gibi onun da duyguları var. Ama kötü insanlar onu duygusuzluğa doğru sürüklüyor ve onu Joker yapıyor. Bir diğer örnek Thanos. Neden mor renkli bir titan insanlığın yarısını yok etmek istiyor? Çünkü insanları düşündüğü için. Evet, kulağa garip gelebilir fakat çok haklı. Filmi izleyenler hatırlayacaktır. Thanos, gerçeklik taşını kullanarak Tony Stark'a eskiden yaşadığı gezegen olan Titan'ın eski halini gösteriyordu. Her yer çok güzel. Adeta cennet gibi görüntüsü vardı. Thanos ileri görüşlüydü. Titan'da kıtlık ve nüfus artışının Titan'ın sonunu getireceğini söylemişti. Fakat halkı Thanos'u dinlememişti. Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Bunu deneyimleyen Thanos, diğer yerlerde de aynı şey olmasın diye nüfusun yarısını sistematik ve dengede yarıya indirmek istedi. İnsanlığı düşündüğü için kötü karakter oldu. Thanos'u kötü yapan şey ise masum insanların nüfustan silmesiydi. Bir yapay zekadan örnek verelim. Ultron, sanırım benim en hak verdiğim ve en sevdiğim bir kötü. Kendisi Tony Stark'ın oluşturduğu bir yapay zeka. Oluşturma nedeni ise dünyayı dış güçlerden korumak. Dış güçler derken Amerika falan değil. Dünyanın dışı, uzay. Yapay zeka olan Ultron, dünyayı korumak için geçmişe bakıyor. Aslında Avengers'ın dünya için bir tehdit olduğunu düşünüyor. Çünkü Avengers ekibi ne kadar dünyayı, İnsanları kurtarsa da kurtardığı gibi de yüzlerce, belki de binlerce insanın ölümüne, onlarca binanın yıkımına, binlerce eşyanın hasar görmesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden Ultron onları bir tehdit olarak gördüğü için onları yok etmek istiyor. Yok etmek istediği içinse Ultron haklı bir kötü oluyor. Peki sizlere videonun başında söylediğim soruyu tekrardan soruyorum. Bu saydığım isimlerin ortak yönleri nedir?